Endonezya hükümetinin yapılan hizmetlerde, haç hizmetlerindeki rolü. Profesör Doktor Sayın Sri İlham Lubis, buyurun. Söz sizde. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a olsun. Allah'tan zaten bütün işlerimizde destek ve yardım talep ediyoruz. Salatü selam Efendimiz'e ve ailesine, sahabelerine olsun. Saygı, değer oturum başkanı ve saygı değer katılımcılar ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Başlangıçta saygıdeğer Sayın Başkan'a ve Diyanet İşleri, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve haç organizasyonunu düzenleyen bütün personele, ekibe teşekkür ediyorum. Ve İslam ümmeti için mübarek başarı sağlamasını temenni ediyorum. Tabii ki hükümetin rolünü, Endonezya hükümetinin rolünü konuşacağım. Yaptığı eğitimler ve irşat faaliyetlerini ne değineceğiz. Hacılara yönelik yapılan bu çalışmaları detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi hac İslam'ın rükünlerinden bir tanesidir. Her Müslümanın bunu yapması gereken farz bir ibadettir. Aklı, cesedi olarak, akli olarak, ruhi olarak bütün her bütün vücudunun hem maddi manevi açıdan bu ibadete katılması gerekir ve yılda ömürde bir defa bunu farz olarak yapması gerekir. Endonezya hükümeti 1945'te bu faaliyetlere başladı örgütlü bir şekilde. 2019'da 8. madde ile alakalı olarak hac ve Ümre organizasyonuyla ilgili yine birçok kararlar alındı. Bu kanun gereği olarak hükümet irşat ve eğitim bilinçlendirme faaliyetlerini yapmak üzere ve aynı zamanda sürdürülebilir bir şekilde hacıları korumak için çalışmalarına başladığını diyebiliriz. Endonezya hükümeti hac ve umre organizasyonuna son derece önem göstermektedir ve özellikle bu çalışmaları, bu hizmetleri daha iyi bir şekilde hacıların daha güzel, daha rahat bir ortamda gerçekleştirmesi için alınması gereken bütün kararları ve yapılması gereken bütün işlemleri yapmaktadır. Birçok talimatlar, yine hac talimatları ismi adı altında bir çalışma hazırlayarak ve bu talimatlar içerisinde haccın, yapılacak ibadetin bütün detayları yer almaktadır. Endonezya'da haç organizasyonu son derece önemli bir çalışma ve diğer ülkelere oranla, nisbetle karşılaştırdığımızda son derece başarılı bir tecrübe olduğunu ve 221 bin kişinin katıldığı bir çalışma, bir ibadetten bahsediyoruz. Yine zaman zaman kültürel olarak bu haccın, hac ibadetinin arka planlarını yine işleyerek haccılara bu şekilde farkındalık eğitimleri ve irşat faaliyetleri yapılıyor. Haccılar daha iyi haccı gerçekleştirmesi için, yapabilmesi için ve daha bilinçli bir şekilde bu ibadeti yapabilmek için olabildiğince haccı en iyi bir şekilde başka insana muhtaç olmadan İslam hukukunun emrettiği üzere, tavsiye ettiği şekilde bilgiler edinerek bunu yapmaya çalışıyorlar. Aziz kardeşlerim, bildiğiniz gibi hükümet, Endonezya hükümeti hacılara yapılan hizmetlerde farklı eğitim programları düzenleniyor. Bölgesel
ve müdürlüğe bağlı birçok merkezde bu eğitimler veriliyor. Yine haccın şartları, haccın vacipleri, haccın farzları, bütün bunları hepsini öğretiyorlar. Suudi Arabistan ülkesinin yeni ile alakalı bilgiler veriliyor ve oradaki yapılan birçok hizmetle ilgili bilgiler sunulmaktadır. Yine aynı zamanda yolculukla alakalı olarak gitilmeden önce ve gitme esnasında yolda iken ve aynı zamanda Suudi Arabistan'da bulundukları esnada bu dönemde ta tekrar Endonezya'ya dönünceye kadar bu irşat ve eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Tabii ki hükümetin bu çalışmalarına ek olarak yine toplum tarafından, yine farklı STK'lar, kuruluşlar vasıtasıyla bu eğitimler gerçekleştiriliyor ve bu hizmetler destekleniyor. Yani yine irşat faaliyetleri ve eğitim faaliyetleri kuruluşları Suudi Arabistanlı yine eğitim ve irşat faaliyetleriyle bir iletişim halinde bir organizasyon, bir yardım işbirliği içerisine girerek bu şekilde hizmetleri en iyi noktada, en iyi şekilde sunulması noktasında yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Çok özür dilerim. Mekke'deki ofisimiz ve Medine'deki bulunan ofisler vasıtasıyla bu iletişim ağı sağlanıyor. Hacıların genel olarak yaşadığı sıkıntılarla ilgili, aslında bütün hacılar, tabii ki bütün hacılar haccın görevlerini, hac menasiklerini, hac ibadetinin detaylarını anlayamayabiliyorlar. Dolayısıyla gitmeden önce bazen zaman zaman vakit yetmediği oluyor. Onun için hükümet öncesinde, uzun bir vakit öncesinde bir zaman dilimini belirleyip bütün dersleri, bütün irşat faaliyetleri ve haçla ilgili eğitimleri detaylı bir şekilde ve zamanında planlayarak yapmaktadır. Örnek olarak her ekipte bir dini irşat rehberi, irşat rehberimiz var, eğitim ve irşat rehberi. 221 bin hacımız var. 511 ekibimiz var, kafilemiz var. Bunlar tabii ki bunların içerisinde dini irşat faaliyetleri yer almaktadır. Bu ekiplerimiz ilk baştan itibaren tekrar gidip hacı yapıp dönünceye kadar, ülkelerine dönünceye kadar refakat ederler ve bunlara irşat faaliyetlerini, eğitim faaliyetlerini, ihtiyaç duydukları soruları ve sıkıntıları gidermek için refakat ederler. Hacıları doğru bir şekilde yönlendirerek oradaki otellerde konaklama noktasında ve ibadetleri yapmak noktasında, ulaşım noktasında, bütün bu noktalarda tabii ki Arafat'ta durmak ve şeytan taşlama olsun, yine Müzdelife bölgesinde kalmak, bütün bu haccın rükünlerini en iyi bir şekilde eda edebilmeleri için ve tavafı eda edebilmek için bu konularda bilgiler ve eğitimler vermektedirler. Tabii ki haccın ibadetlerini daha iyi yapabilmek için bu irşat faaliyetlerinde bulunanların bir kısmı bayanlardan oluşuyor, bir kısmı erkeklerden oluşuyor ve bu irşat faaliyetlerini yapan, eğitim faaliyetlerini, ihtiyaçlarını karşılayan ekipler birçok zaman zaman eğitimler alıyor.
eğitimleri alıyorlar. Kültürel açıdan yine tabii bildiğiniz gibi önemli bilgiler ediniyor. Yani kısacası diyebileceğimiz uzman kişilerden oluşuyor. Bütün adımları doğru bir şekilde yapmak için herhangi bir eksiklik olmaksızın son derece dikkat edilerek bu şekilde bu ibadet ifa ediliyor. Bir yıl boyunca aslında bu tür farkındalık çalışmaları yapılmaktadır ve büyük yaşlılara yapılan eğitim faaliyetleri gençlerden biraz farklı oluyor. Orada biraz daha onların anlayabileceği, biraz daha tekrar yapılan çalışmalar oluyor. Eğitimler, dersler zaman zaman elektronik ortamdan yapılıyor ve bazen ufak yine salonlarda eğitimler düzenleniyor ve bilgileri doğru bir şekilde aktarmak için gereken bütün vesileler, bütün ihtiyaç duyulabilecek araçlar tabii ki temin ediliyor. Ve bazı inanç var, ömreyi 7 defa ömre yapmak gerekliliği şekilde düşünülüyor. Tabii ki bu tür yanlış anlaşılmalar, yanlış bilgiler de aynı zamanda halk tarafından bu tür bilgilerin yine yanlış olduğu ve bunların nasıl doğru olması gerekeni de bu ekipler aynı şekilde bunları eğitiyorlar. Bu konularda bilgiler, yine yanlışlıklar hakkında bilgi verilip doğru olan nedir onu ifade ediyorlar kendileri. Haccı, tabii ki bildiğiniz gibi haçta herhangi bir kusur işlendiğinde, bir hata işlendiğinde kurban kesmek gerekiyor. Küçük baş hayvan kesilmesi gerekiyor. Bunların organizasyonu yapılıyor. Yine belirlenen süre içerisinde şeytan taşlama yapılır. Bunların hepsi aslında bir strateji, bir eğitim stratejisinin gerekliliğini ortaya koyuyor. Saygıdeğer katılımcılar, dinleyenler, doğru yöntemi seçmek son derece önemlidir. Bu eğitimleri verirken mutlaka uygun olmayan üsluplardan kaçınmak lazım. Ve eğitimi ve öğretimi ve irşat faaliyetlerini son derece kolay bir ortamda yapmak gerekir. Bütün hacıların, ümreye gideceklerin rahat bir şekilde katılabileceği, ulaşım açısından zorluk çekmeyecekleri ve uygulama noktasında uygulamalar daha çok pratik diye yönelik eğitim faaliyetleri yapılıyor. Tabii ki bildiğiniz gibi bu eğitimleri verince mutlaka bir strateji belirleyerek ve aynı zamanda gereken araç ve mekanizmaların yine bulundurulması son derece önemli. İyi bir şekilde anlamaları son derece önemli. İyi bir şekilde bunları kavramaları son derece gayet mühim bir konudur. Toplu hareket halinde, toplu yönlendirme noktasında bu da son derece önemli. Aslında bir çalışma haçta grup şekilde grupları yönetmek ve yönlendirmek. Çünkü zaman zaman bildiğiniz gibi 45 şahıstan oluşan gruplar şeklinde ve bunu yine farklı daha küçük gruplara bölüyorlar. Grup adlandırılan 11 kişiden yine oluşan gruplar var. Bu tür farklı yine gruplardan eğitimler yine düzenleniyor. Soru cevaplı şekilde yapılıyor. Yine toplu yapılan, aynı zamanda irşat faaliyetleri bütün haç adaylarına resmi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkezinde veya farklı bölgelerde yönlendirmeler yapılmaktadır. Yine oturumlar yapılıyor. Bununla alakalı olarak sadece bir bilgi sunup dinleyici kitlesinden ibaret olmayıp interaktif, karşılıklı soru cevaplı bir şekilde akıllarında oluşabilecek bütün sorulara cevap verilecek şekilde düzenleniyor. Tabii ki yönlendirmenin 4
yöntem olduğunu biliyoruz. Birincisi münakaşa şeklinde, toplu bir şekilde yapılan tartışma ve diyaloglar. Diğer bir nokta ise bizzat katılarak bilgileri dinlemek. Sayın hanımefendi, sayın hocamız, mümkünse özetleyebilir misiniz 2 dakika içerisinde en önemli tavsiyeleri? Tamam. Teşekkür ederim hocam. Evet. Dolayısıyla bizler bir önemli bir çalışma yapılması lazım bence. Hac ibadetinin yapılabilmesi için bir strateji geliştirmek lazım. Bir yöntem sadece uygulamamak lazım. Bütün hacca gidecek kitlenin yaşlarına göre aslında bir eğitim stratejisi belirlemek gerekir. Sadece bir stratejiyi takip etmemek lazım. Bütün yaş gruplarına bir yıl boyunca bu eğitimler devam etmesi gerekir. Gitmeden hemen önce değil, bütün seneye yayılması lazım bu eğitimlerin. Aynı zamanda bu hacıların doğru bir şekilde bunu anlamaları son derece önemli. Oradaki yaptıkları bir hata bazen hacın kabul olmamasına götürebilir. Dolayısıyla üçüncü olarak eğitimci ve bu eğitim faaliyetlerini yapanlar mutlaka yetenekli ve belgeli uzman kişiler odan tarafından yapılması lazım. Fıkıh alanında, İslam hukuku alanında uzman ve bu konuda yetkin insanlar tarafından yapılması gerekliliğinin önemine değindim. Bu kadarla yetineyim ve bu çalışmadan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'ın selamı, aleykümselam. Sayın Profesör Doktor Sri İlham Hanım Efendi'ye teşekkür ediyoruz.